Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün size bir tutorial hazırlamayı düşündüm. Çünkü yazanlar, soranlar oluyordu yorumlarda. Yani şöyle söyleyelim, bana göre en basit yoldan Sentinel nasıl bulunur? Sıfırdan Sentinel'i elde edesiye kadar nasıl yapıldığını size göstermeye karar verdim. Herhangi bir alet, zerdevat, ahım şahım bir şey gerektirmiyor. Geminiz olsun, silahınız olsun, başka da bir şey gerekmez. Şimdi, dur, onu gezegene gidince söylerim. Önce bir gemimize binelim. Benzinleri dolduralım. Bir saniye şurada. Yok, onu geç. İlk önce yapmamız gereken ne? Bizim bir dizonans gezegeni bulmamız gerekiyor. Şimdi ben tabii birkaç tane buldum. Ama size sıfırdan göstereceğim dediğim için sıfırdan yeni bir güneş sistemi arayacağız. Yani dizonanslı bir gezegen olan güneş sistemi arayacağız. Heh. Bak mesela bu New Jersey Dizonance Detected. Şu an sol aşağıda Eflatun mor yazıda görüyorsunuz. Dizonance Detected. Bize orada Corrupted Sentinel'ler oluyor. Bize öyle bir gezegen lazım. Şimdi öyle bir gezegen nasıl bulacağımıza bakacağız. Yani nasıl bulacağım derken onu direkt aramak mümkün değil. Tek tek güneş sistemlerine gidip arayacağız. Loglarda benim ne açık? Şimdi Galaxy Map'e giriyoruz. Sizin ilk başladığınız güneş sistemindesiniz daha mesela. Giriyorsunuz Galaxy Map'e. Sağ tıka bastım mıydı? Sağ sol gidip böyle güneş sistemlerine bakabiliyorsunuz. Biz şimdi yakındaki sistemlerden yola çıkacağız ve sarılara bakacağız. Çünkü ilk başta diğer renklere gidilemiyor. Sarılarda arayacağız. Şurada yakında bir yerde bir sarı dedim ama yakındakilerine de hep gitmişiz. Visited. Şu etrafında şey olan, bak buna gitmemişiz mesela. Visited demiyor. Altındaki Avaxum. Onda visited diyor. Şunu da demiyor. Aynen. Mesela bu sarıya gidiyoruz. Üzerine tıklayıp basık bıraktım mıydı? Sol tık. Warp diyoruz. Yani geminiz lazım. Silahınız lazım. Başka da bir şey lazım değil. Lazım olanlar gezegende tedarik edeceğiz. Bakalım ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi. Bulamadık. Ben bulasıya kadar belki keserim videoyu. Arama merhalesini. Şansımıza savaşın ortasına düştük. Halledelim. Evet arkadaşlar, sonunda hallettik tipleri. Yani o gemilerle savaşırken bir Katayn Freighter'a mı ateş atmışım, ne yapmışım, onu da halletmek zorunda kaldım. Ondan sonra Sentinel dalgaları geldi. En son Sentinel gemisini dağıtmam gerekti. Onu dağıtınca da bunu verdi. Haberiniz olsun. Şimdi biz
Bu ışık sistemine yeni geldik. Gerçi ben onu sonra yaparım. Ne oldu ne oldu? Outlaw... yani tabii outlaw olduk. El alemin şeyini dağıtınca. Şimdi bu yine sistemine bakıyoruz arkadaşlar. Biz keşfetmişiz. İsim sonra veririz. O zaman ne yapacağız? Gezegenleri tek tek scanleyeceğiz. Bak bu mesela dizonans değil. Şu ayla gezegenlerin ayları çoğu zaman dizonans olabiliyor. Şöyle hepsine bir scan atalım. Bunları saydı mı scan'de? Şunlara bir bakalım. Scan diyoruz. O da değil. Buna da bir scan atalım. Bu ay mesela aylar oluyor çoğu zaman ama değil. Şimdi scanlediklerimiz burada göstermiyor. İnip şunu da scanledik değil mi? Yok, emin olmam lazım. Yani bir an bir gösterdi, o diğer gezegeni mi gösterdi, bunu mu gösterdi, onu bilemedim. Elden bir şey gelmez. Biraz daha yaklaşalım. Aynen. Bu da değil. Şimdi maviye baktık. Atla diyor. Ben vermedim ismi. Şimdi şu atla. Kahverengilere bakalım. Kahverengiye ve onun ayına. Atla, Moon. Bunlar değil. Şu kahverengi olmasa ayı olabilir. Onlara bakalım. Sentinel bizim aradığımız değil arkadaşlar. Bizim aradığımız Dizonans. Şu küçük aya doğru gidelim bir de. Onu scanletirse Terraforming katastrof demiş. Popeka. Kopernikus. Bir saniye şu görevi kapatalım. Şöyle Atlas Exploration Guide açalım. Küçüğü bize hala scanlettirmedi. Acaba bir işaret mi? Scanliyorum. Yok. Aşağı yukarı 5, 1, 2, 3, 5, 6. Bir tane gezegen check etmedik herhalde. 1, ona gittik. 2, ayına gittik. 3, buna gittik. 4, 5, bu ve ayı. Şu mavi olan da atla olan mıydı? Bakalım. Evet, bak bunu check etmemişiz. Scanlıyorum. Oo, Paradise Planet. Buna sonra bir gelip bakarım arkadaşlar. Ona sonra bir gelip bakarız. İnmediğimiz için de şu an saymıyor. Şimdi bu güneş sisteminde bulamadık arkadaşlar. Şimdi başkasına gidelim. Şöyle yakınlarda olanlar dedik. Buna gitmişiz. Şu Mokpri gitmişiz. Allah Allah, hiç hatırlamıyorum. Water diyor. Pirat kontrol. Pirat kontrol. Ryunku. Konflikt hayır. Ya konflikt iniyoruz. İşler kızışıyor. Dangerous. Dangerous. Tehlikeli yerler. Vata, konflikt hay. Untroubled. Heh, şuna gidelim.
Ne dedik? Dizonans gezegeni arıyoruz dedik. Nasıl oldu? Savaş yok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane gezegen var. En yakın şu duruyor. Buna bir scan atalım. Bunda yok. Aşağı yukarı 9 Güneş sistemi sonra hala arıyoruz. Ama bak burada disonant yukarıda da diyor bulduk en sonunda. Disonant diyor. Yani demek ki diyormuş belki böyle de arayıp bulabilirsiniz. Biz ona gidelim Mehmet. Sonunda bulduk. Yani böyle güneş sisteminde disonant. Bakalım belki şimdi o öyle yazıyor ama olmayabilir. Böyle olmaz. Disonant. Gezegen arıyoruz. Şimdi 8-9 güneş sistemi gezince biraz tutorial yapma şevkim bile gitti diyebilirim neredeyse. Ama yapacağız. Hemen şunu bir scanliyoruz. Hazır bize göstermişken. Bakalım bu sisteme. 1, 2, 3, 4, 5 tane gezegen var. Yakınlarda var mı hemen bir daha scanleyebileceğimiz? Şu öyle duruyor. Güzel de duruyor. Aha, dizonans detekti arkadaşlar. Aynen böyle bir gezegen arıyorsunuz. Aşağıda Eflatun yazıyor ya. Şunlara belki yardım edebilirim mi acaba? Ama şimdi uğraşmayın. Hemen kısaca bir diğer gezegenlere de ben bakayım da. Gerçi yok, onu bölümün sonrasında ben kendim bakarım. Ne olur ne olmaz. Space Station'e bir iniş yapalım. Ölürüz kalırız. Evet arkadaşlar. İstasyon ve Space Station ve Anomaly'den Exosuit upgrade'lerimizi aldık. Şimdi ne dedik? Geminize biniyorsunuz. Silahınız olması lazım. Tamam mı? Güneş sistemlerini dizonans şurada gördüğünüz dizonans detektif şeylerini arıyorsunuz. Gezegenlerini. Ondan sonra oraya hemen bir iniyorsunuz. Deniz olmayan, kara olan bir yerleri seçmeye çalışın yukarıdan bakışla. Gezegene geldik. Bir iniş yapalım hemen. Ayak bastır, para alırız. Bana bu biraz sıkıntılı bir gezegen çıkacak şansınıza. Yani şöyle scanleyerek paraları topluyorsunuz. Veya toplayamıyorsunuz. Çünkü scanleyemiyorsunuz. Şöyle taş taban ne varsa. Paraları görüyorsunuz. Bunlar nasıl böyle çok para veriyor derseniz. Yorumlara yazın öğrenmek istiyorsanız. Çok yorum olursa yaparız. Yoksa uğraşmayabiliriz. Çünkü normalde bütün bu bilgiler internette var zaten. Ha, burada wurmlar var. Şimdi bu dizonans gezegenine geldik. Bu bayağı sıkıntılı. Hiç yakında bir şey görmüyorum. Ne aramamız gerekiyor? Bir şey aramamız gerekiyor da ben burada olmadığı için şimdi bu yaptığım burayla alakası yok. Yani bu yapacağım tutorial ile alakası yok. Ben bir değişik bir bölgeye gidip bir yer keşfetmiş olalım diye yapacağım. Nerede bizim ekonomi scanner'a giriyoruz? Locate Trade Outpost diyoruz. Buldum diyor. Köşeye inelim.
Şimdi en sonunda şartlar göründü. Güzel. Şu kristaller önemli, şart dedikleri. Arkadaş, dizonans gezegenini buldunuz, tamam mı? Şimdi bir şey aramanız gerekiyor. O aradığımız şeye bakacağız. Bundan da bir iki toplayacağız. Lazım olacak çünkü. Şunu kaçırmayalım, yakalayabilirsem. Lan o oymuş. Bu tarafta var mı? Aradığımızı bulamadık şu an için arkadaşlar. Böyle yapalım. Biraz daha sıkıntı, gezegenin çoğu su herhalde. Yani olsa bile koyacak yer nerede var burada adamlar için? Böyle bir şey de var. Şöyle geliş güzel bir yere gidip bir inelim. Bir de oradan bakalım. Bak, kristaller var en azından. Hep radyan şart. O radyan şartlardan da toplamamız lazım. 1-2. Bilemedin 3-4. Ama bizim aradığımız mesele başka. Bu gezegende valla yok gibi neredeyse. Şöyle yapalım. Ben bulunca sizi bölüm alayım. Şöyle alçak uçuşta yavaş yavaş bakayım bulabilecek miyim. Normalde scanner'da bulunur da. Buralar hep şey. Tahmin ediyordum 8-9 tane güneş sistemi gezip bulamayınca, bulunca da böyle bir şeyden geleceğini gerçekten de tahmin ediyordum onu. Aha, bulduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ne dedik ilk başta? Silahınızı alıyorsunuz, geminize biniyorsunuz. Geminiz tabi güneş sistemlerini gezebiliyor olması lazım. O engine takılı olması lazım. Dizonans gezegeni buluyorsunuz. Dizonans gezegenine gelince ne dedik? Bize şu radyan şartlardan lazım dedik biraz. Şimdi onları alalım önce. Biraz da dur. Hareket etmeyelim yoksa coşacaklar. Bunlar araya girmezse iyi olur. Tamam. Tamamız değil mi? Tamamız. Şimdi 92 diyor. Radyan şart daha önce toplamış mıyız? Kemiği mi attı direkt? Kemiğiyle irtibatta mıyız? Aynen, geri yatmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane radyan şart, aşağı yukarı 92 Atlanti diyorum. Atlanti diyorum da lazım. Onun için şuradan geldim biri. Sesleri var. Kendilerini görmüyorum her zaman. Yani şöyle biraz Atlanti diyorum, topladık. Hadi 200'e dolduralım. Şunu scanleyebiliriz bu ara. Tipler yani şey yapmadı, kızmadı daha fazla. Şimdi arkadaşlar, biraz radyan şart topladık. 4 tane. Ondan sonra Atlantidium topladık, aşağı yukarı 200. Daha fazla gerekirse toplarız, o sıkıntı değil. Bizim asıl
Dediğim gibi geldiğiniz o gezegende şunları arıyorsunuz. Dizonans rezonatör. Burada söylenmesi gereken 2-3 şey var. Bunlardan 3 tane mal çıkabiliyor. Bir tanesi çok 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 nadir. Bir tanesi idare ediyor. Bir tanesi en çok çıkan. En çok çıkan inverted, şuradan gösterelim. En çok çıkan bu bunlardan. Inverted mirror. Bu da lazım gemiyi tamir için. Bundan hatta yanlış hatırlamıyorsam 2 tane lazım inverted mirror'dan. Tamam mı? Bu tiplerden en çok bu çıkıyor, inverted mirror. Ondan sonra çıkan bunlardan ikinci mal görmeye çalışıyorum şu an. He, exosuit'e mi koydum? İkinci daha nadir olan mal şu. Asher Locator ve sizin bakmanız gereken bu. Biz Asher Locator arıyoruz. Ama nadir çıkıyor dedim. Ama şansınız varsa bana bir zamanlar 2-3 tane arka arka direkt ilk üçünden çıkmıştı. Bize Asher Locator lazım. Bunu nasıl alıyoruz? Bu tipleri dağıtarak. Sentinel'ler agro olacak. Hemen kaçacaksınız, saklanacaksınız, yerin dibine gireceksiniz vesaire. Sentinel'lerden kurtulun. Bunun içinde ne çıkacağını yanına gittiğimi gösteriyor zaten. Aha bak, inverted minor. Süper, şansımıza Asher Locator. Yani bize bir tane lazım bir gemi için. Şimdi bunları bir silahla, müsait bir silahla dağıtıp. Gördün, Asher Locator'ı verdi. Şimdi inverted minor'ı da verecek. Ben şunlardan bir kurtulayım. Lan yerin dibine niye giremedim? Şeylerden ya exosuit'la kaçarak, yani şey roketlerle kaçarak kurtuluyoruz. Ay yok, kurtulmuşuz zaten. Ya bu sinek. Okey. Evet arkadaşlar, ne dedik? Radyant şart biraz lazım. Lentidium lazım. Ve temin aldığımız bir tane Asher Locator aldık. 9 tane var bende. Bir tane de Inverted Mirror aldık. Şimdi bize normalde bir tane daha Inverted Mirror lazım. O tiplerden ya bir daha bulmamız lazım ya aramamız lazım. Çünkü ben onu yapmayacağım. Siz onu yaparsınız. Dediğim gibi herhalde gemiyi tamir için en az iki tane Inverted Mirror lazım oluyordu. Şöyle yakında bir tane daha denk gelirse halledelim diyeceğim, yok. Ama benim envanterde olduğu için şey yapıyoruz. Geçiyoruz onu. Siz dediğim gibi bir tane daha Inverted Mirror ararsınız. Çünkü sizde envanterde benim gibi olmaz. Şimdi ne yapıyor? Şunları bir açayım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu Asher Locator'ı E'ye basarak kullanıyoruz. Bize bir mekan gösterecek. Dizonans bilmem ne bir şeyler olarak mı geçiyor? Ne olarak? Harmonik eşiyor. Aynen. Harmonik eşiyor gideceğiz. Şimdi o bulduğu mekana dalıyoruz. Bakalım bu sistem benim için de yeni. Güneş sistemi gezegen. Nasıl bir gemi çıkacak ben de bilmiyorum. C çıkar, B çıkar, A çıkar. Siz onu S'ye yükseltiniz ama şansımız olursa da S çıkar direkt. Ama bana hiç öyle denk gelmedi. Şimdiye kadar bir tane A denk geldi, direkt A olan. Sentinel. Aha geldik, burası mekan. Bu köy gibi yere iniyoruz. Şöyle iner inmez etrafa bir bakalım. O inverted mirror'dan dizonans zımbırtlardan varsa hemen bir tane daha alırız. Bölümde işi komple yapmış oluruz. Neyse yokmuş. Siz dediğim gibi gezegeni, o tipleri aramaya devam edin. Bir ikinci inverted mirror daha bulun. Şansınız olur. Bir tane daha Asher Locator bulursunuz. İki gemi alırsınız. Kırarsınız. Para edersiniz vesaire. Veya upgrade edip kullanırsınız. Şimdi bu mekana geldik. Şimdi bu mekanda şu çöpler var. Çöpleri topluyoruz. Storage argumentation'ler çıkıyor. Ben çok gemi aldım sattım biliyorsunuz. Bende storage argumentation'ler çok. Yani geminin envanteri ilerletme. Bu arabalar hep aynı yerde duruyor. El arabaları. Onun için önce bir onları topluyoruz. Al. Gemi almakla kalmayacağız. Bir tane de Sentinel Class Multitool veriyor. Yani benimkisi iyi. Sizinkisi iyi değilse bunu alırsınız. Çünkü bunlar normallerinden daha güçlü oluyor Sentinel'lerinki.
Tüfe şey tabanca da olsa. Ben tüfeğe yeriliyorum. Yani hoşuma gitmiyor elinde şöyle tek tabancanın. Şimdi bütün o çöpleri topladık, tamam mı? Şu tipe gelin. Bunu yapmak zorunda değiliz. Ben yapıyorum ama. Bu herhalde sonraki görevlerin bir işleri. Buna Atlantik'e gönderip konuşmasını sağlayıp yedinciyim mi diyor yoksa yedinci mi diyor, ne diyor zaten. Dediğim gibi bu Sentinel için önemli değil. Şimdi Sentinel için önemli olan, ama şunu da göstereceğim size, bunu kilitli alamıyoruz. Kilidi buradan açıyoruz. Sentinel gemisini bulmak için burası önemli. Bu harmonic interface'e giriyoruz arkadaşlar. Rejected bize erişim sağlamıyor. Önce 2 diyoruz. Scan Memory Register. Scan Memory Register'da burada 3 sayı aklımda tutacağız. 11 artı 2, 13. 2 artı 1, 3. 2 artı 6, 2 artı 6, 8. Yani 13, 3, 8. 1'e basıyoruz. 13, 3, 8. 1'e basıp override glyphs diyoruz. Şimdi sıralama önemli değil. 13, 3, 8 dedi mesela. 8'i ortaya yapıyorum mesela. 13, 3 dedik. O zaman 13'ü arkaya alayım. Sıralamaya uymadığımı göstermek için. Bir de 8 dedik. Yanlış mı? 13, 3 yok ya. 3 dedik. 8'i verdiydik bir de. Şimdi kilidi açtı. Yani terminale giriş sağlayabilirim. 1. Deactivate Multitool diyoruz. Multitool'un kilidini açtı. Şimdi bunu alabiliriz. Önce kontrol yaptırıyor. Her zamanki C çıktı ama siz onu yani B, A, S, S'ye kadar yükseltebilirsiniz siz de yoksa. Buy and add to collection diyoruz bedavaya. Koleksiyona ekledi. Şu an elimizde. Biz hemen kendi multitool'umuzu geri alalım. Okey. Şimdi arkadaşlar unuttum. Son asıl aşama gemiyi bulmak için yeniden interface'e geliyoruz. Bunu direkt yapabilirsiniz de ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. 2'ye basıp locate dissonant spikes diyoruz. Şimdi bu da bize bir mekan gösterecek. Gemi şeklinde. Sembolüyle aynı gördüğünüz gibi. Yani normalde yakın oluyor. Çok nadir uzak olduğunu denk geldi bana. Oraya gemimizle gidiyoruz. Eksi 94'teyiz şu an. Kar fırtınası. Ondan ağaçlardan ne istiyor? Yani şansımıza da fırtına da 2 saat diyor. Gaza basınca yarım saat diyecek. Yani şansımıza yine uzak denk geldi. Bu tutorial çok sıkıntılı oldu arkadaşlar. 9 tane güneş sistemi gezdim. Onların hepsini becerebilirsem bir yeniden gidip çoğunda unuttum. Exosuit upgrade almayı, istasyona uğramayı vesaire. Yeni bulunmuş şeylere isimlerini ben verebilirim. Bir daha gitme niyetindeyim. Yani bu dizonans spike koordinatlara gidiyoruz. Şimdi birazdan görecek. Şu yakınında bir mekan varmış. Ona bir göz atalım. Evet, çok güzel göz attık. Bak şimdi ona tamir için mallar lazım olacak ya, etrafında çoğunlukla şeyler de oluyor zaten. Radiant Shard, Dissonant Smurfs falan. Arkadaşlar gemiye ilk sizinle beraber ben de görüyorum. Oo, çok farklı bir gemi gibi duruyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey bulduk herhalde. Ha yok, şeyden öyle gözükmüş. Bu ölü mü lan? Ben arkası burayı sandım. Güzel beyaz bir gemi arkadaş. Şimdi buraya geldik. Burada yine pilotun biri duracak. Onunla isterseniz konuşursunuz, isterseniz konuşmaz ama imalar veriyor. Onun için buna bir uğramanızı tavsiye ederim. Bu yine bir sayılar diyor. Biz ona Atlantide yediriyoruz herhalde. Üçüncü diyor. Ne oluyor bilmiyorum. Bu ana görevden sonra herhalde işe yarayacak. Bu benimkisi mi lan? Kırmızı niye ateş ediyor? Bir saniye. Şimdi arkadaşlar, gemiye geçiyoruz.
Gemiye basıyoruz. Şimdi A klas. Yani S değil ama S'ye yükseltilebilir. Bunları çıkartıyoruz. Pugnium'dur. Cluster. Bizim için önemli olan brain. Beyin. Exosuit atıyoruz. Bak şimdi burada göreceksiniz. Tamir için bir tane inverted mirror, 3 tane radyant shard, bir de harmonic brain lazım. Demek ki inverted mirror bir tane lazım. Ben iki diye hatırlıyorum. Belki tamir ettikten sonra geminin parçaları için mi? Neyse bir taneymiş. Radiant shard 3 taneymişti. Ben yanlış hatırlamış olabilirim. Şimdi bize Hyalin brain verdi ya. Biz bu brain'i o istediği brain'e çevireceğiz. Buna gelip üzerine E'ye basık bırakıyoruz. Şimdi bu da bize bir mekan gösterecek. Oraya gidip bu beyni aktif hale getireceğiz. Şimdi burada geminin etrafında da şey olabilir. İsterseniz arayabilirsiniz. Echolocator falan. Inverted mirror için falan. Şöyle bir F'ye basıp mesela radiant shard var. Radiant shard var. Radiant shard var. Radiant shardlar var. Yani radyan şartlar bazı gezegenlerde radyan şarttan çok o öbür tiplerden bizim aradığımız şeylerden olduğu gezegenlere de lan bu yeşil mi? Ben bunu beyaz diye görüyordum. Yeşil çıktı. Neyse idare ederiz de. Yani böyle bir gemi çıktı şansımıza. Şimdi o beyni aktif ettikten sonra beynin gösterdiği adrese gideceğiz. Aynı bu geminin tipinde onun adresi. Ama şey sembolü. Orada kafa karışmasın. Off the planet mi? Ben mi öyle gördüm? Off the planet mi dedi. Aynen bak geminin şeyi işaretli. O kaybolur diye sıkıntı çekmeyin. Hatta bu görev olarak log'a geliyor muydu onu hatırlayamadım. Maxship Sentinel Pilot. Aynen. Görevimiz açıkmış zaten. Yani gezegen bu gezegende değil, başka bir gezegende. İlk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. Yanlış bir şey görmediysem. Aynen başka bir gezegene yolluyor. İyi o gezegene de basmış oluruz. Bak bu ilk defa geliyor bana arkadaşlar. İlk defa denk geliyor. Lan bunda da değil başka bir yerde mi yoksa? Ya yok bundaymış. Yani normalde aynı gezegende oluyor. Bir şaşırdım ama dediğim gibi siz fark etmez o gezegen bu gezegen. İçin ucunda Sentinel gemisi oldu muydu? Her türlü şeye varız diyormuşuz. Şuraya inelim. Şu benim gemiyi merak ediyorsanız bu S değildi. Ben bunu S'ye çıkardım. Yani tam olarak söyleyemeyeceğim ama şeylere bakarsanız benim canlı streamlere bakarsanız ki onlar da uzun uzun 4'er saat 4'er saat. Yani hangisi olduğunu söyleyemeyeceğim ama oradaki bölümlerin birisinin başında gemiyi aldığımı söylüyorum. Onu da bir önceki bölümde sona doğru keşfettiğim gezegende aldığımı söylüyorum. Yani oradan bağlantı kurup alabilirsiniz bu gemiyi isterseniz. Şimdi buraya geldik. Ben o kelimeleri öğrendim. O yan mesele yapmanız gerekmez. Buraya okumamız da gerekmez. Basıyoruz. Present brain diyoruz. Beyni gösteriyoruz. Bu şimdi beyne bir operasyon çekiyor. Aynen gördünüz mü? Harmonic brain'i elde ettik. Şimdi gemiye geri dönüp bunu gemiye takıp gemiyi tamir etmiş olabiliriz ki gemiyi kullanabilelim. Sentinel'ların artık beyni midir, işlemcisi midir? Nedir? Bu Hyalin brain, harmonic brain. Onu yerine getirdik. Ana görevde yeterince ilerlemediğim için bilmiyorum daha neyin. Bunlar herhalde ilerlersek ana görevde onları öğreneceğiz daha diye düşünüyorum. Mesele bu arkadaşlar. Gemiyi elde ettik şimdi şu an. Gidip şeyini takmak kaldı. Beyni takmak kaldı. Ondan sonra bir Sentinel gemiye sahip olduk. C çıktı ama siz bu gezegende devam arayabilirsiniz. Başka böyle harmonik site'ler de olabiliyor oralardan. Şu var. Bu gezegende istediğiniz hangi yerden arayın arayın hep bu aynı gemi çıkacak. Ama şeyi farklı olabiliyor. Kalitesi farklı olabiliyor klası. Gemi biraz uzunca durdu benim gözüme. Bilmiyorum bugün bana geldi. Şimdi binince bakarız. Bir iki tur atarız. Eğilmesin nefesi. Arkadaşlar harmonic brain'imiz cebimizde. Ondan sonra radyan chart'ımız var. Inverted mirror'larımız var.
gemiyi tamir edebiliriz. Baksana biraz böyle dar uzunca bir gemi gibi duruyor. Abi o benimkisi gibi herhalde. Şu yanları açılacak. Şimdi gemimizi tamir ediyoruz arkadaşlar. Yeterli mallar elimizde. He bu A'ydı lan, ben bunu C diye hatırladım. A olması süper. Arkadaşlar tamir ettik. Geminin her şeyi iç tamir. Bak bunda ekonomi skeneri bile çıktı. Kargo skeneri, deflektör bile çıktı. Bunlar high end level şeyleri. Yani sırf bunları parçalamak için bile gelin. Ama A klas yani S'ye bir yükseltme. Şeyleri farklı yerlerde. A olmasına rağmen üçüncü nerede? A'da 3 tane olması gerekmiyor mu şeyin? Supercharger. Ama ayrı ayrı yerlerde. Tipler internette dördünün bir arada olduğunu seviyorlar. Bir tane bir şey coşturmak için herhalde. Arkadaşlar budur. Gemimizi aldık. Gemimize şöyle bakalım. Gerçekten de yeşil çıktı. Pompeya diyoruz. Yani add ship to collection diyoruz. Alın size bir Starship Sentinel. Bir bakalım şu açılış şey açılmış şekline bakalım. Burada benimkisi gibi bak, kanatları bakıyor. Bam lan, benimkisi neredeyse aynısının yeşili, biraz farklı sade. Şöyle bir güneşe döndürelim de. Bakalım. Bu da fena değil ha. Yani şu yeşil olması işi bozuyor. Tipsiz bir şey denk gelmiş gibi diyeceğim ama. Yani bir saniye. Bir de ayda yeşil rengiyle bakalım. Burada renkleri değişiyor zaten. Beni hep uyanıltıyor. Kendi yeşil haliyle görelim de bu gemiyi ben... Bunu yapmama gerekmez de. Ben buraya gelip geri alacağım. Kısa bir atmosferden çıkıp. Şu geminin şu açılışı kapanışı benimkisi gibi dört şeyli duruyor. Tek gazlı. Tek gazlı. Yani şuna şimdi burada bakalım. Güneş nerede? Güneşe karşı duralım. Evet. Yeni bulduğumuz gemi bu arkadaşlar. Biraz bana kalırsa çirkince bir tanesi denk geldi ama A-Class. Yani bu metotla buluyorsunuz arkadaşlar. Gemimiz budur. Ben şimdi geri gidip gemiyle değiştireceğim. Bunu kırabilirsiniz, satabilirsiniz parçaları. Bakalım birkaç milyon eder olarak gösteriyor. Böyle bir Sentinel gemisi elde ediyorsunuz. Kolay yoldan. Şimdi bir. Bunun biraz daha rafinize edilmiş diyelim. Bir şekli daha var. Orada çok daha kolay ediyorsunuz. Ama bu gezegen onun için şey değil. Çünkü bu gezegende çok nadir bulduk o distortion işlerinden. O malları hani şu inverted mirror çıkıyor ya, ondan sonra şu echo locator çıkıyor denebildim ya, bu nadir çıkıyor, inverted mirror daha çok çıkıyor. Onların bol olduğu bir gezegende yani neredeyse şu echo locator'ı farmlayacak şekilde kolay bir sistem var. Onu da öğrenmek istiyoruz derseniz ona da bir tutorial yaparız ama onu yorumlara yazın. Çünkü bunu bile gördüğünüz gibi göstereyim derken 9 güneş sistemi gezdim, zor buldum şeyi. Dizonans gezegenini. Yani bu iş böyle arkadaşlar. Şunun fiyatına bakalım. Ne diyor ederine? 61 milyon diyor arkadaşlar. 40'a 28. Lan dur. Yanlış, buradayız. Yani şimdi bunu S'ye çıkardım mıydı? Diğer şunlar nerede çıkıyor? Yani bunların yakınında mı çıkıyor? O zaman iyi olurdu. Bakılabilir. Ama onu artık kendi şeyinize bırak. İnisiyatifinize bakıyorum. İşte herhangi gezegenleri böyle gezebilirsiniz. Ha, bir tek mesele de şeyi gösterelim. Bir saniye yanına pozisyon alalım. Poz verelim. Bir de şöyle göstereyim. Buraya ışınlanmak isteyenler olursa diye buranın portalı falan vardır herhalde. Şöyle aynen. Aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar koordinatları. Buraya portalle ışınlanıp gelmek isteyenler, aramak istemeyenler. Yani bu gemiyi beğenenler. Ben pek beğenmedim ama. Zevkler ve şeyler tartışmasız.
Ben de gerçi bunun bir resmini çekeyim böyle. Çekti. Tamamdır arkadaşlar. Bu tutorial bu kadar. Ben bunu şimdi kesip biçmem etmem lazım. Size izlenebilir bir şekilde kısaltabildiğim kadar kısaltmam lazım. Dediğim gibi 9 tane güneş sistemi gezdim. Yani kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Bu Sentinel bulma sisteminin şeyi kaldıracağım arkasında. Bu Sentinel bulma sisteminin bu daha rafinize dediğim meselesini öğrenmek isterseniz de yorumlara yazın. Tahminimce, zannımca yeterli bir seviyede yorum gelirse onu da bir tutorial ile kısaca gösteririm. Oldu. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.